DRT Deniz ekranlarında Haberin Merkezi programından mutlu günler sevgili seyirciler. Bu akşamki stüdyo konuğumuz İnşaat Mühendisliği Odası Deniz Şube Başkanı Profesör Doktor Şevket Muraş Şenerli olacağız. Ve başlığımızda da gördüğünüz gibi Elazığ depreminin düşündürdükleri konusunda hocamızın bir köşe yazısı var Denizli Gazetesi'nde. Ve biz de programımızda bu yazının başlığını taşıdık. Gerçekten dediğimiz gibi hocamız da birçok özellikle 99 depreminin ardından gelişmeleri konuşuyoruz. O yıldan bu yıla neler değişti, neler yapmamız gerekiyor, ne kadar bilinçliyiz ki dediğimiz gibi bunları konuşurken Manisa'da yaşanan depremler ardından Elazığ depremi ki bölgemizde biliyorsunuz Acıpayam ve Bozkurt'ta yaşanan depremler de vardı. Bu konuları masaya yatırmıştık hocamızda. Tekrar bu konu üzerine Elazığ depreminin üzerine hocamızla bir kez daha bu programı gerçekleştireceğiz. Hocam bir kez daha yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Tolga Bey. Evet aslında biz de kurum olarak teşekkür ederiz sizlere. Hiçbir zaman bizi kırmıyorsunuz. Bu konunun üzerinde her zaman duruyoruz ne yazık ki. Bu gibi acı afet olaylarının ardından biz konuşuyoruz ama biz zaman zaman da siz de bu konuya ciddi bir şekilde eğiliyorsunuz. Gündemde tutmaya, vatandaşımızı bilinçlerle getirmeye uğraşıyoruz. Dediğimiz gibi ne yazık ki biz Manisa'da yaşanan depremin ardından Elazığ'da bir deprem yaşandı. 41 vatandaşımız hayatını kaybetti ve binlerce de vatandaşımız ağır yaralandı. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki bir taraftan konuştuklarımızı düşününce bu 41 vatandaşımız hayatını kaybetmezdi. Belki bu acı yaşanmazdı, bu aileler bu acıyı yaşamazdı. Türkiye yaşamazdı diye düşünüyoruz. Yani ne yazık ki hani bunu bazen şunu düşündüğü oluyor insan. Hani bu biraz kanıksanır bir hale geliyor. O da üzüntü verici bir şey. Hani biz artık çok alışkın olduk. Çok bunları konuşur hale geldik. Bir yol almak için bir şeyler yapıyoruz, bir adımlar atıyoruz. Biraz sanki böyle mehteran bölüğü gibi iki ileri bir geri gidiyor. Bu konuda aslında doğru şeyler var yapılan ama tamamlayamadığımız şeyler var. Hani biraz kanıksamak psikolojisi, vatandaş da biraz sanki şey yapıyor. Bunun bu kadar sıradanlaşıyor gibi geliyor. Sıradanlaştıkça da sanki amacından uzaklaşıyor. Evet, ülke olarak bir gerçeğimiz dediğiniz yani gibi. Sanki bu olacak, konuşulacak, üzülecek herkes. Ah diyeceğiz, vah diyeceğiz. Sonra konu kapanacak. Ta ki bir sonraki deprem meydana gelip şey olunca bir daha açılacak. Öyle bir konu değil aslında bu. Hani hem enerjimizi harcıyor, can kayıplarımız var. Hani 41 vatandaşımız için Allah rahmet eylesin. Evet, çok sayıda yaralımız var. Acil şifalar diliyoruz ama artık bu çok kanıksanır bir hale geldi. Yani bir de tartışmaları seyrediyorum, televizyon programlarını izlemeye çalışıyorum. Çok kısır tartışmalarla konuyu şey yapıyoruz. Hani bilim insanı dediğimiz kişilerin egolarına kurban edilen şeyler görüyorum. Halbuki yani bizler bakın benim dediğim ne kadar doğru aslında ben haklıyım demek için ekranlara çıkmıyoruz. Hani bunlar böyle tartışılıp dağıldığı zaman insanlar bir amaca da hizmet etmiyor. Bizim yol almamız lazım. Hani bir sonuç üretmemiz lazım. Her depremde can kayıplarıyla kapattığımız zaman günü bu demek ki bir yerlerde hata yapıyoruz. Bizde bir problem var bu işi. Ele alışımızda var, tartışma yöntemimizde var. Yani hepsinde bir şey var. Bir yeniden bir format atmak lazım diye insan düşünüyor. Sözünü ettiğiniz yazıda da dile getirdim. Hani 1900 yılından itibaren şöyle bakıyorsunuz. Anadolu'da o kadar çok büyük deprem var ki. Yani dünyanın en fazla deprem tehdidine maruz kalan 6. ülkesi, dünyanın depremden en fazla kayıp gören 4. ülkesi. Evet. Yani daha aslında bu istatistik birçok şeyi anlatıyor. Yani şimdi bakıyorum 1900 yılından bugüne kadar Anadolu'da meydana gelen depremlerde 80 bin üzerinde insan ölmüş. Hani diyebilirsiniz ki efendim 1940'larda 50'lerde teknoloji yoktu, Anadolu şöyleydi, ondan çok can kayboluyordu. Ama şöyle de bir şey de var, 1960'lı 70'li yıllardan sonra yaptığımız yüksek yapılar da artık hani resmen tabut gibi. Yani o katlarımız yükseldikçe, apartmanlarımız büyüdükçe can kaybı bilançosu azalmıyor, artıyor. Mesela son 1992 Erzincan depreminden itibaren meydana gelen depremlerdeki can kayıplarımızın sayısı da 22 binlerdi. Evet. Yani bir azalma yok. Şöyle baktığınız zaman bilanço gayet basit. Her 10 senede bir bu ülke 7-8 bin evladını
depreme kurban veriyor. Neyse. Yani her 10 yılda bir 7-8 bin kişi kaybediyoruz biz. E şimdi bir İstanbul depreminden eli kulağında bahsederken şeyden Doğu Anadolu fayından yedik darbeyi. Ben hani İstanbul depremi Allah korusun, Allah gecinden versin meydana geldiği zaman bu 10 senede 7-8 bin istatistikleri darmadağın olacak. Yani bunların çok çok daha üzerinde rakamlar söz konusu olacak. E şimdi hal böyle olunca rakamlar ortada. Yani bir yerde hata yapıyoruz. Hatta yazıda da söyledim. Deprem bizden daha hızlı koşuyor. Yani bizim onun önüne geçmemiz lazım ki onun bizim canımızı acıtmasına engel olmalıyız. Arayı açmalıyız. Ondan daha hızlı koşmalıyız. Ama daha hızlı koşabiliyor muyuz? Hayır. Şimdi mesela 41 tane can kaybından bahsediyoruz. Sayılara bakıyorum ben. 200'den fazla bina yerle bir olmuş. Yıkılmış. Mesela Çevrimköy diye bir köy var. Haritadan silinmiş. Evet. Yani 1500'ün üzerindeki bina ağır hasarlı. Yani o binaları bir daha çekip çevirip içine girebilme imkanı yok vatandaşın. Artık adeta çöp olmuş desek yeridir. Ondan da geçiyorum. Öyle ya da böyle az, orta, ağır hasar. Bu şekildeki bina sayısı 8 bin civarında olduğu söyleniyor. Henüz resmi bir rakam verilmese de. Tabii ki dediğiniz gibi. Şimdi bunlar çok çok ciddi rakamlar, evet. Çok büyük rakamlar ve böyle bir bilançoda 41 can kaybı elbette ki onun da olmamasını dilerdik ama insan şunu düşünmeden edemiyor. Ucuz atlattık galiba. Doğru. Yani insan bunu düşünüyor. 41 can kaybı, 200 tane binanın yerli bir olduğu bir Elazığ'da. Ama hani çok kısır tartışmalarla geçiyor iş. Ben daha önce hatırlarsanız sizin programınızda da hep söyledik. Adres belli. 2000 yılından önce inşa edilmiş. Beton kalitesi çok kötü. Mühendislik hizmeti görmemiş. Yani görmüş gibi belki birileri altına imza atmış ama bu binalar riskin şeysi saatli bomba gibi. Mesela televizyonlarda sürekli tartışılıyor. İşte bir Sürsür mahallesi var. Evet. Ondan sonra neresi var? Mustafa Paşa mahallesi. Şimdi haritayı açıp şöyle baktığınız zaman Sürsür mahallesinin yarısının hala ova olduğunu çok rahat bir şekilde görme şansınız var. Evet, arkamızda da mesela Bingöl, Tunceli, Elazığ, var, evet. Malatya. Bu Doğu Anadolu fayında meydana gelen bir depremden bahsediyoruz. Şimdi Sürsür mahallesi binalarda çok ciddi hasar var. Can kayıplarının öbeklendiği iki mahalle var. Mustafa Paşa Mahallesi, Sürsür Mahallesi. Mustafa Paşa Mahallesi göreceli olarak daha eski bir mahalle. Sürsür'den zemini daha sağlam. Bakıyorsunuz eski binalar, kötü kalite binalar yıkılmış. İyi kalite binalar ayakta. 2000'den sonra yapılmış, hazır beton kullanılmış binalar ayakta. Geliyorsunuz Sürsürü Mahallesi'ne, kötü zemin orada, diğer Mustafa Paşa Mahallesi'nde daha gevşek bir zemin üzerinde. Ama orada da 2000'den önce inşa edilmiş kötü kalite binalar yıkılmış, 2000'den sonra inşa edilen iyi kalite binalar ayakta. Ki yani, bitişik nizamlı binaları görüyorsunuz, aradaki bina göçmüş mesela, ama yan tarafta sağlam. Şimdi yani manzarayı biz kısır tartışmalara kurban etmeyelim. Yapı ve zemin arasındaki etkileşim çok önemli bir şeydir. İnşaat mühendisinin binanın hesabını yaparken kullandığı bir parametredir. 2000'li yıllardan sonra yapılan binalarda yönetmelik değişiklikleri, sağlam, kaliteli, daha yüksek dayanımlı malzeme kullanımı, bilgisayar programlarının, teknolojilerin gelişmesi gibi faktörler sebebiyle bizim doğal bir takım avantajlarımız var. Malum 2000'li yıllardan sonra zemin etütleri de daha yaygın bir halde yapıldı. 2019 deprem yönetmeliği zaten iyice bunu zorunlu hale getirdi. Ki birbirinden ayrı düşünülemez değil mi? Dediğiniz gibi istediğiniz kalitede proje yapın, imal edin. Artık yani zemin görüyorsunuz da, aynen öyle. Görüyorsunuz da fayların yeri belli. Evet. Yani zemin büyütmeleri bazı yerlerde hala belli değil. Araştırılması lazım. Yani fayların yerini bilmek bizim gördüğümüz hasar yüzdesini azaltıyor mu? Azaltmıyor. Azalt. İş gidiyor, evinizi sağlam yapacaksınız. Evinizi kaliteli yapacaksınız. Bakın fay buradan kırılmış, şurada adam binasını yapmış,
2000'li yıllardan sonra betonunu ona göre dökmüş, temelini ona göre yapmış, binası ayakta. Ayakta, nasıl olur? Yani biz çözümden yana konuşmak zorundayız. Hani ki aslında dediğiniz gibi çözüm de ortada. Çözüm ortada yani. Binamızı düzgün yapmak zorundayız. Yani mühendislik bir bütün. Yani ben şunu özellikle söylüyorum. Bakın bu iş zincirin, bir zincire benziyor. Mesela ben size örnek vereyim. Elinize bir zincir aldınız. Bir sürü halkası var. Bu halkalardan her biri bir ton çekiyor. Ama halkalardan bir tanesi 500 kilo çekiyor. Siz bu halkayı yüklediğinizde, bu zinciri yüklediğinizde, bu zincir kaç kilo yük taşır? 500. Ki askeri birliklerde vardır hocam. Bir zincir en zayıf halkası kadar aynen kuvvetlidir öyle diye. En zayıf halkası. Evet. Şimdi burada bir şey var aslında. İyi mühendislik bu zincirin bir halkasıdır. Kesinlikle doğru. Yapıyı ve zemini doğru şekilde hesap etmek, doğru proje hazırlamak bu zincirin bir halkasıdır. Bu yapıyı, projesi doğru şekilde yapılmış bu yapıyı doğru şekilde imal etmek, yani iyi müteahhitlik hizmeti vermek bu zincirin bir halkasıdır. Müteahhidi adam gibi doğru bir şekilde denetlemek bu zincirin bir halkasıdır. Şimdi her biri birbirinden daha az önemli ya da daha az önemsiz diyemeyeceğiniz bir şeydir. Nerede hata yapıyorsanız bu zincir oradan kopar. Ve o zaman bu deprem afet olmaya başlar. Şimdi bakıyorsunuz A binası da yıkılmış, B binası da yıkılmış. Ama biri kötü müteahhitlikten yıkılmış, diğeri kötü müteahhitliğin denetimsizlikle birleşmesiyle yıkılmış. Diğeri projesi çok kötü hazırlandığı için yıkılmış ama sonuç aynı. Bizim bu zinciri sağlamlaştırmamız gerekiyor. 2 kere 2, 4. Şimdi burada bizim temel sıkıntılarımız, problemlerimiz var. Yani burada mesela artık günümüz bir kalite çağı. Yaptığınız her işin bir standardının olması lazım. Bu bardağı yapıyorsanız, bu telefonu yapıyorsanız, bu gözlüğü, bu elbiseyi yapıyorsanız bir takım standartlara tabi olmanız lazım. Şimdi ben bu zincirlerin her birinin ne kadar yük taşıyacağını belirleyen de aslında bir standardın olması tabii lazım. Tabii ki, tabii ki. Bu standartta da biz mevzuat diyoruz aslında. Kanunumuz, yönetmeliğimiz bunun için. Türkiye'nin problemi burada başlıyor. Türkiye'nin mevzuatlarında bu standartları belirleyişinde çok ciddi problemleri var. Açık söyleyeyim. Mühendisliği tarif etmekte çok ciddi problemimiz var. Bakın dün ulusal kanallarda benim de ODTÜ'den hocam olan Haluk Sucuoğlu hocamın çok enteresan bir tespiti vardı. Doğru. Biz inşaat mühendisliği eğitimi içerisinde öğrencilere neyin nasıl yapıldığını öğretiriz. Pek çok okulda deprem hesabı verilmez, öğretilmez. Ama öyle bir yasanız var ki mezun olan öğrenciye her türlü binanın, her türlü projenin altına imza atma yetkisi veriyor. Kesin. Yani bunu evet, senelerdir söylediğimiz şey. Şimdi bu adam gidiyor, atıyorum Elazığ'daki Dilek Apartmanı'nın projesinin altına belki imza atıyor. Şimdi öyle örneklerle karşılaşıyoruz ki, şimdi çok artık kuvvetli yazılımlar var inşaat mühendislerinin elinde. Siz birkaç şey giriyorsunuz, doğru ya da yanlış, o size bir sonuç veriyor. Şimdi pek çok mühendis arkadaş yazılımın verdiği sonucu yorumlayamaz bir halde. Yapı denetimlerde görev yapan pek çok mühendis ise aldığı sonucu okuduğunda doğru mu yanlış mı bunu ayırt edemez, irdeleyemez bir halde. Bu mühendislik kalitesiyle ilgili bir problem yaşıyoruz. Bunu daha önce de anlattık. Yani her şehre bir üniversite açınca, yasada her mezun olana imza yetkisi verince mühendisliğin ortalaması küt diye aşağı iniyor. Yani bunun sonucu zaten zincirin halkaları kendiliğinden zayıflamaya başlıyor. Mesela hep söyledik, Türkiye'de ne yazık ki bu zincirin en zayıf halkası her zaman müteahhitlik oldu. Ki dediğiniz gibi müteahhitlik yasası çıkması noktasında yıllardan beri söylediğimiz bir şeydi. Bir hatırlarsanız benim artık 6. yılım oda başkanlığında biz sizle hep bunları konuştuk senelerdir. Konuştuğumuz şeylerden iki tanesinde son bir yıl içinde, bir buçuk yıl içinde adım atıldı. Yapı denetim ve müteahhitlik yasası. Yani müteahhitlik yasası. Ha ben onda da çok işin doğrusu aklımda soru işaretleri var. Yani daha önceki yayınımızda da size söylemiştim. Türkiye'de neden 360 bin tane müteahhit var da Almanya'da 3800 tane var? Evet. Bunu sormak lazım demiştik. Şimdi bunu bir hizaya sokmak lazım. Bunu bir düzene sokmak lazım. Geçenlerde Konya Şube Başkanımız, meslektaşımız bunlarla ilgili şikayetlerini bakanlıkta Kamil Hocamız dile getirdiği zaman
bakanlık yetkilimiz demiş, hocam müteahhitlerimiz bu mühendislere, teknik arkadaşlara da para vermek istemiyor. Yani maliyetlerini arttırmak istemiyorlar. E şimdi o zaman maliyet işte bu. Evet. Yani bu maliyeti canlarla ödüyoruz. Ya, bununla ödüyoruz biz. Yani bunun telafisi yok açıkçası. Dolayısıyla hani bu zincirin halkaları olarak bakmak lazım. Mevzuat tarafındaki konuya iyice odaklanmak lazım. Biz jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, inşaat mühendisleri kısır tartışmalara gerek yok. Hepimiz bir elmanın parçalarıyız. Bir bütünü tamamlıyoruz. Ama projenin altına imzayı atan inşaat mühendisinin hem jeoloji mühendisinin bilgilerine hem jeofizik mühendisinin vereceği bilgilere ihtiyacı var. Onları değerlendirip doğru projeyi hazırlamak lazım. Bizi hayatta tutacak olan şey odur. Evet. Ki dediğiniz gibi arkamızda Anadolu'daki fay hatlarını görüyoruz. Diğer evet. tarafta da Manisa bölgesinden bahsettik. Evet. Bir haftalık ve bir aylık deprem. O kırmızı noktalar dediğiniz evet. gibi aslında her şeyi mesela, gösteriyor. Evet. Burada diğer, bu görmüş olduğunuz evet. Gösterebiliyor evet. muyum hangisi? Kalkalım evet. mı? Yoksa. Evet. evet yani bir haftada hocam. Meydana evet. gelen Manisa'daki etkinlik bu. Bu da son 24 saatte meydana... Hocam denizi ilgilendiren gösterebilirsiniz, ayağa kalkarak da gösterebilirsiniz. Şöyle bir şey var, yani aslında bu şunu gösteriyor. Bakın, Akhisar evet, burada. Yakın bölge. Kırkağaç burada. 22 ayın 22'sinde, ocağın 22'sinde meydana gelen deprem 5.4 büyüklüğündeydi. Denizli'de hissedildi. Burada meydana geldi evet, bu bölgede. Evet. Dün meydana gelen depremse burada. Kırkağaç'ın Denizli'ye mesafesi 190 kilometredir kuş uçuşu yaklaşık. Akhisar'ın da 165'tir. Yani bu iki mesafe arasında 25, bu iki yerleşim yeri arasında evet. 25 kilometrelik bir fark var. Zaten 22'sinde bu başladığında, bakın aslında bu şunu gösteriyor. Ayın 22'sinde meydana gelen depremin öncü deprem olduğu aktivitenin başladığını gösteriyor. Bir haftada bakın. Sayıda ciddi bir artış meydana gelmiş. Ama tabii hep şunu söyledik, soran arkadaşlarımız da oldu. Bizim için 5.4, 5.1 bu depremlerden biz yapısal bir hasar, bir can kaybı oluşmasını beklemiyoruz. Ama sosyal medyada paylaşılan bir takım harap olmuş bina resimleri var. Bazıları ne yazık ki bir sansasyon yaratma evet, değil mi? Amacına... Orada bir bilgi şey kirliliği yapıyor. Var. Bunlar çok tehlikeli, evet, yanlış evet. işler. Bazıları da metruk, senelerdir kullanılmayan binalar artık kurumuş, çoğu da yığıma kagir yapılar oluyor. Bunlar metruk yapılar, böyle büyük bir depremde zaten hani yıkıldığı yıkılacak bir halde olduğu için böyle bir depremde hasar görebiliyor. Yoksa biz kullanılan binalarda, mühendislik hizmeti almamış eski köy evleri de dahil 5.4'lerde, 5.1'lerde büyük hasarlar oluşmasını beklemiyoruz aslında. İşin doğrusu. Ama dediğiniz gibi çok yönlü, o zincir örneğine verdiğiniz gibi tüm yönleriyle ele alınması lazım. Evet. Ki dediğiniz gibi bu deprem ilk değil, son da olmayacak. Ki beklenen olası bir İstanbul depreminden bahsediyoruz. Hakeza bölgemize yakın. İzmir'de bir deprem bekleniyor. Denizli özelinde antikentlere hep örnek veriyoruz. 6.8 büyüklüğüne kadar bir deprem yaşanabilir. İşaretleri iyi okumak lazım. Evet. Kanal İstanbul'u konuştuğumuz bir ortamda bu işaretler aslında bence şunu da gösteriyor. Türkiye'nin önceliğinin ne olduğunu ya da ne olması gerektiğini de gösteriyor aslında. Bu bizim yumuşak karnımız. Ben hep söylüyorum. İstanbul'da meydana gelecek büyük depremin 100 milyar doların üzerinde bir bilanço verme olasılığı var. Bunu bakın kafadan atmıyoruz. Çünkü rakamlar var. 1994 yılında meydana gelen Northridge depremi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerikan ekonomisinin maliyeti 110 milyar dolardı o zaman. Kobe depremi 1995, Japon evet, ekonomisinin evet. maliyeti 140 milyar dolar. Bakın, 2011 Japonya'da meydana gelen Tohoku depremi, Japon ekonomisinin maliyeti 350 milyar dolar. Bakın, milyar dolarlardan bahsediyoruz. Şimdi dünyanın en büyük metropollerinden biri İstanbul. İstanbul, değil mi? Yani çok şiddetli bir deprem bekliyorsunuz. Bütün artık eskisi gibi değil, altyapılarınız... Metrolarınız, doğalgaz sistemleriniz, iletişim, ulaşım sistemleriniz hepsi toprağın altında. Bu şehirlerde deprem zararlarının artmasının sebeplerinden bir tanesi
oturmuş altyapı altyapıların infrastrukturları hepsinin toprağın altında olması. Olmaz. İstanbul da artık böyle bir şehir. Ki sadece deprem anı değil, deprem sonrası da çok da önemli. Şimdi İstanbul gibi ulaşması, bir depremde 100 milyar dolar gibi bir bilanço inanın işten bile değil. Belki iyimser bir tahmin bile kalabilir. Ki can kayıplarını hesaba katmıyoruz şu anda. Şimdi 100 milyar doları aşacak bir bilanço ile, aşma olasılığı olan bir bilanço ile 75 milyar TL üzerinden konuştuğumuz bir kanal projesinden bahsediyoruz. Hani ben kaynağımız varsa bunu Türkiye'nin depreme hazırlıklı hale gelmek için harcaması gerektiğine inanıyorum. Evet, ki son dönemde siyasi tartışmada da yansıdı bu. CHP lideri Kılıçdaroğlu özellikle toplanan deprem paranın 30 küsür milyar liranın nereye harcandığı konusunu gündeme taşıdı. Şimdi, Sayın Erdoğan da bu noktada gerektiği yeri harcadık açıklamasını yaptı. Bu da günlerden beri tartışılan konuların başına geliyor. Hep mesleğimizin siyasetini yapmaya çalıştık. Tabii elbette siyasetin gündemi de bizim mesleğe böyle zamanlarda girmiş oluyor. Ben de işin doğrusu hani deprem ülkesi bir Türkiye'de harcanan her kuruşun burayla ilgili olması gerektiğine inanıyorum, toplanan her şey. Evet. Tabii biz bazı bilgilere sahip değiliz. Hani hangi dönem toplanan para hangi başlık için harcandı? Onları bilmek bizi daha memnun eder. Çünkü yani şöyle bir şey var, şeffaflıktan ben kimsenin bir zarar göreceğini sanmıyorum. Kesinlikle çok doğru. Konuşulup tartışılmasıyla Türkiye'nin hiçbir şeyi kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü yasalar, yönetmelikleri çıkartmak inanın pek çok zaman bir işe çare de olmuyor. Şimdi malum mevzuatımızdan, yönetmeliğimizden bahsettik. Mesela Türkiye 2000'li yılların başında şunu gördü. Ya dedi, bu deprem zararlarının hepsine devlet koşamaz. Ne yapalım? Bir yurt dışında var, gelişmiş ülkelerde var. Bir sigorta sistemi kuralım. Ne yapalım? Bir deprem sigortası havuzu meydana getirelim. Burada toplanan parayla depreme müdahale edelim. Ya da işte kamu yapılarımızı, hastanelerimizi veya benzeri şeyleri bunlar olmadan önce hazırlıklı hale getirelim. Hakikaten Türkiye okullar, hastanelerin takviyesi gibi konularda ciddi adımlar attı. Evet, çok doğru. Ama şimdi gelip bakıyorsunuz, Acıbayan'da bir deprem felaketi yaşadık. Kaç vatandaşın daskı vardı? Topu topu 24 tane. Evet, evet. Yani şimdi baktık gördük, 24 tane vatandaşın daskı var. Bir dünya hasar var. Ne yaptık? Kanun çıkartmak zorunda kaldık. Yasa, dediğiniz gibi tapu işlemlerinde zorunlu dask ama sonrasında. Yok. Değil mi? Tabii. Neden yok? Yasa çıkarttık. Çıkarttığımız yasayla Acıbayan'daki vatandaşa yardım tabii edebilmiş ki, olduk. Şimdi şunu sormak lazım, acaba iyi mi ettik, kötü mü ettik? Elbette iyi ettik, acil bekleyen vatandaş. Bir anlamda mağduriyet önemli ama. Şöyle ama şöyle bir şey de var, kendi koyduğumuz kaideyi kendimiz de kaldırmak zorunda kaldık. Demek ki bu DASK'ı ilan ettikten sonra DASK'ın yaygınlaşmasını sağlayacak başka enstrümanlara da ihtiyacımız var. Ben hatta bunu hep şuna benzetiyorum. Bir teknenin kıç tarafında oturup da düğmeni sağa ya da sola çevirirseniz eğer hiçbir yere varamazsınız. Yani plan yapmak, sağa mı gideyim, sola mı gideyim, bu mevzuatları çıkartmak bazen plan yapmaya benziyor. Evet. Halbuki bir yere varmak için kürek çekmek lazım. Türkiye'nin de bence önceliği kürek çekmek olmalı bu konuda. Can kayıpları hep meydana geliyorsa demek ki diyorum ben, kürek çekme konusunda biraz eksiklerimiz var. Evet. Ki hocam lazım. Bu deprem konusunu konuşurken tabii ki çok da gündeme gelmedi. Gerçekten bir acı yaşıyoruz ama imar barışı konusunda biz sizlerle çok fazla konuşmuştuk. Tabii ki akıllarda mutlaka gelecektir. Çünkü kişinin beyanına hitaben bu çalışmalar yapıldı. Şu anda incelemeler yapılıyor ama ki biliyoruz ki dediğiniz gibi bırakın gerçek binayı, normal ar sözden Photoshop'la bina yapılıp bu başvurularda evet bulundu. Ciddi bir ağrıda cezası var ama yani bu da aslında bir anlamda, şimdi biz bilinçlenmekten bahsediyoruz, yaşadıklarımızın değerlendirmesinden evet bahsediyoruz ama ülke olarak da aslında acı bir tablo yani şöyle miyiz yani ortada var. Hatta yazımızda ondan da bahsettik. Şimdi 2017 yılında ben burada aldım geldim Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özaseki'nin bizzat kendisinin ifade ettiği bir şeydi. Bu kentsel dönüşüm işleri hızlanmaya başladığı zaman Sayın Bakan o zaman demişti ki Türkiye'de 22 milyon civarı bir bina stoğumuz var. Evet. Bu 22 milyon binanın 15 milyonu 2000'li yıllardan önce inşa edilmiş olan
binalar. Evet. Yani bizim risk grubuna dahil ettiğimiz. Ve o zaman Sayın Bakanımız demişti ki bu binaların en az yarısını dönüştürmemiz lazım. Yani 15 milyon, 7-8 milyon binayı dönüştürmek lazım demişti Sayın Öseseki. Hatta o dönem şöyle de bir şey de yapmıştı. Hem bunu söyledi hem de dedi ki belediyeleri imar planlarını delen uygulamalara çanak tutmamaları yönünde bizzat uyarıyorum. Şimdi Sayın Bakan 2017'de bu açıklamayı yaptı. Bundan bir sene, bir buçuk sene sonra biz imar affıyla karşılaştık. Hani doğru söylüyordu. Belediyelerin imar affını delen uygulamalara çanak tutmaması lazım ama tabii mutlaka. Ama öte yandan imar affına da çanak tutmamak lazım. Çünkü işini düzgün yapan, buna tamah etmeyen insanları cezalandırmış oluyorsunuz aslında. Yapanın yanına kar kalmış oldu. Bu bir çelişki idi. Biz hatta o zaman hep basında sizlerle de konuştuk. Biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak net bir şekilde bunu tasvip etmediğimiz, buna karşı olduğumuzu ifade ettik. Şimdi geçenlerde mesela deprem bölgesinde Sayın Bakanımız, yeni Bakanımız Murat Kurum'u dinledik. Sayın Bakan daha iyimser bir profil çizdi. Ya da şöyle belki değerlendirmek lazım. Sayın Bakan dedi ki, acilen müdahale edilmesi gereken bina sayısı 1,5 milyon. Yani Sayın ÖSSK'nin 7-8 milyon şeysini dönüştürülmesi lazım şeysini. Hedefini Sayın Kurum acil müdahale gereken bina sayısı 1,5 milyon olarak. Ya bu şey bile demek aslında hocam. Yani deprem olmasa bile deprem... Yani İstanbul'da da gördük zaten çok acil müdahale edilmesi gereken bina sayısını 1,5 milyon olarak ifade etti. Dedi ki Sayın Bakan, bunu 2019'da da birkaç defa dile getirmişti. Her sene 300 bin binayı dönüştüreceğiz. Her sene 300 bin binayı dönüştürdüğümüz zaman biz 5 yılda bu sorunu halletmiş olacağız. Ama şimdi ben baktım mesela TOKİ'nin sayılarına bakıyorum. Temel atılıyor. Denizli'de de var devam eden toplu konut idaremizin faaliyeti. Ama mesela benim görebildiğim 2019 yılında teslim edilen bina sayısı 50 bin civarında ancak. 2020 Denizli yapısı için, da ona göre dediğiniz gibi değerlendirmeniz gerekirse. Ben hani şunu da getireceğim. 2020 için mesela Sayın Bakan'ın dile getirdiği hedef 65 bin gibi bir rakamdan bahsedildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir 100 bin şeysi var ama hedef gibi. Sonuçta 2019 geçiyor, 2020 geçiyor. 300 binden bahsediyoruz ama 65 bin hedefini tutturma şansımız olur mu? Daha inşaatına yeni başlıyoruz. Ne zaman 65 bin olacak? Doğru, çok doğru. Ben şimdi ortalama 1,5 milyonu yılda 50 bin bina yapsak ortalama. Yani 25-30 yılları buluyor. Evet. 1,5 milyon. Ki 1,5 milyonun doğru olduğunu kabul edersek. Sayın Öztürk'ün 7-8 milyon demişti. O da %50'si olsa 22 milyon dediğiniz gibi. Yani, yapı stoğundan 15 milyonu düşünüyorduk. Yani, hani 15'in yarısını dönüştürmekten değil de Sayın Kurum'un ifade ettiği 1,5 milyonu dönüştürdüğümüzü kabul edelim. 1,5 milyon bina 25-30 yılda dönüştürürsek bir yere varamayacağız. Çünkü bu süre uzun. İlk başta söyledim, biz 10 yılda bir 7-8 bin can kaybediyoruz. Yani 25-30 yıl sürecek bir dönüşüme bizim aslında şeyimiz yok. Ki deprem nerede yaşanacak? Dediğiniz gibi o binalar zaten dediğiniz gibi yerle bir olacak. Zaten burada şöyle bir şey var. Bakın 2017 miydi? Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Mehmet 55 Bey'i davet etmiştik. Evet, evet. Çok iyi hatırlıyorum. Sizle de konuşmuştuk. Evet. Burada Büyükşehir Belediye'miz ev sahipliği yapmıştı sağ olsunlar. O zaman Sayın Başkan demişti ki, Sayın Başkan Gölcük depremi 1999'da Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı. O tarihten bugüne de belediye başkanı olarak hizmete devam ediyor. Yani biz hekime sormadık, çekene sorduk doğrudan. Sayın Başkan demişti ki, hocam demişti, o depremde hasar gören binalarda hala oturan insanlar var. Evet, değil mi? Sıvandı, kapandı. Hala oturan insanlar var. Boyadılar, sıvadılar, kapattılar, oturuyorlar. Şimdi televizyonlarda, açık oturumlarda, ulusal kanallarda bunu dile getiren insanlar var. Diyorlar ki Van depreminde hasar görmüş binalarda hala oturuyorlar. Hatta bazı yerlerin Van depreminde hasar gördüğü de söylendi ama ben ona çok ihtimal vermiyorum. Çünkü çok uzak bir mesafe evet, aslında. Evet, o da ama öyle ya da böyle hasar gören binalarda oturmaya devam ediyor insanlar. Şimdi şurada bir tezat var işin doğrusu. Biz bina yapıyoruz, sosyal konutlar. Atıyorum ben... Riskli bu
Dilek Apartmanı, Mavi Göl Apartmanı bu işte. Yıkılan apartmanlardan diyelim ki birinde oturuyorum. Devletin başlattığı bu toplu konut projelerinden birine talip oldum, yazıldım. Binam bitti, çıktı, gittim oraya yerleştim. Benim çıktığım saatli bomba gibi o zayıf, çürük olan apartmana siz geldiniz, taşındınız. Ne oldu? Biz şimdi riski kaldırmış olduk mu? Evet. Yani yeni bina yapmak yetmiyor. O saatli bomba gibi duranı kaldırmamız lazım. Yani yapacak çok işimiz var hocam. Evet. Tabii yani benim öncelikle vurgulamaya çalıştığım şey şu. Kaç bin bina yapacağız değil. Bu saatli bomba gibi, tabut gibi olanların kaç binini her yıl yıkacağız onu konuşmamız önemli lazım. Önemli olan o. Hocam tabii konuşacak çok fazla konu var ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Bir yani, başka programda tekrar inşallah. Deniz üzerinde biraz konuşmak isteriz sizlerle. İnşallah. Çok sağ olun. Evet, DRT Deniz ekranlarında haberin merkezinde bu akşamki stüdyo konuğumuz İnşaat Mühendisi Odası Deniz Şube Başkanı Profesör Doktor Şevket Muraş Şener'le bir program gerçekleştirdik ve programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bir başka haberin merkezinde başka konu ve konuklarımıza buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın.